Teyzenler nerede kaldı? Gelirler birazdan. Çıkamamıştır gene evden. Size bir yemekler yaptık. Vallahi parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ben zaten hazırlamıştım her şeyi tabii de. Gülnaz da dayanamadı, girdi mutfağa. O da ilave etti bir şeyler. Artık yemek yarışmasına döndü bizim davet. Evet. Bora oğlum, sen nasılsın? İşler iyi gidiyor mu? İyi ya Hasan abi, yoğun bu aralar. Nasıl? Karşı kızımdan memnun musun? İyi iyi. Ben alıştım sayılır Hasan abi. Yani Bora Bey'in temposu çok yoğun, zor ama ayak uydurmaya çalışıyorum. Niye bey diyorsun ya? Biz bizeyiz burada, iş yerinde değiliz. Bora de Bora. Şimdi onlar kendi aralarında nasıl alıştıysa öyle konuşsunlar, olur mu kızım? Tamam abi. Teyzem geldiler anne. Hoş geldiniz. Ayça'cığım. Teyzeciğim. Canım. Ha Nazlı. Canım. Senin bu kurs ablam, ne oldu? Buldum dayı, kayıt da yaptık. Ah, gözümüz aydın. Çok şükür. Efendim cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ay ben sizi tanıyorum. Öyle mi? Hı. Yani tanıyorum derken dergilerden tanıyorum. Ayça ben. Bora ben de. Memnun oldum. Ayça... Bora Bey benim patronum. Ay ben de diyorum, ne alaka yani? Aynı zamanda Hasan abinin aile dostu. Ay Hasan Bey, ben sizinle tanışmadım. Anca fark ettim. Hoş geldiniz kızım. Hoş geldin başım üstüne. Tebrik ederim. Sağ ol. Geç Ayşe'cim, sen de böyle Karsu'nun yanına. Geç bakalım, iki kuzen yan yana. Hoş geldin. Tekrar hoş buldum. Teşekkürler. Rica ederim. Bu arada Gülnaz da Hasan'ın kız kardeşi. Nazlı onun kızı. Zaten Nazlı'nın eğitimi için buradalar, İstanbul'dalar. O şey yapınca, yerleşince Gülnaz hemen dönecek memleketine inşallah. Çok memnun oldum. Ben döneceğim. Hadi afiyet olsun o zaman. Hadi afiyet olsun. Ellerinize sağlık.